Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tasarladığı Ünye Çamlığı projesine 2019 yılı sonunda ikinci kez istişare toplantısı yapılmıştı. Proje içeriğinde birçok maddeler çok tartışılmış olsa bile uygun görülüp proje onaylanmıştı. İstişare toplantısından sonra Ünye Çamlığı projesi ne zaman uygulanacak ve ne olduğu gibi sorularımızın yanıtını AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan verdi. Ünye Çamlığı da malumunuz bizim Ünye'miz açısından çok önemli projelerden bir tanesi. Biz istiyoruz ki Ünye projesi, Ünye'de Çamlık projesi Ünyelilerin tamamıyla istemiş olduğu şekliyle orada vücut bulsun. Ki öyle olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Hilmi Güler de bunun mesajını net bir şekilde zaman zaman verdi ve çalışma ekibini de bu şekilde talimatlandırdı. Bizler de Ünyeliler olarak bu noktada arkadaşlarımızla bu sürece katkı sağlama adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabii olarak burada ilk etapta bir çalıştay düzenlendi. İkincisi de devamında yapıldı. Orada yapılacak olan yatırımların müsbet ve menfi durumları ile ihtiyaca binaen ne yapılması gerektiği konuları ele alındı. Aslında çok güzel bir çalışma yapıldı. Tamamıyla Ünye halkının, Ünye'deki yaşayan 127 bin nüfuslu insanımızın, vatandaşımızın isteği doğrultusunda orada hareket edildi. Çünkü Ünye'deki STK temsilcileri, Ünye'nin kanaat önderleri, dolayısıyla Ünye'nin ta kendisi bu toplantılara katıldı. Herkes fikrini beyan etti. Tabii ki yine içinde bulunmuş olduğumuz bu koronavirüs salgını ile ilgili süreçte ister istemez sosyal mesafe uygulamalarının falan baş göstermesi, ister istemez bu salgının yayılması ile ilgili bir takım engellemelerin konulması biraz da olsa bu süreci belki yavaşlattı gibi gözüküyor ama aslında arkadaşlarımız çok ciddi anlamda çalışmalarını ev ortamında da olsun yalnız kendilerini izole etme kaydıyla da çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz bunları biliyoruz. Bugün baktığınızda orada hakikaten bir projeyle ilgili çok güzel bir sonuç ortaya konuldu. Projede neler olmalı, neler olmamalı? Bunlar konuşuldu, tartışıldı. Nihai aşamasına gelindi. Tabii ki orada ağaçların yaşayabilmesi, ağaçların da aynı şekilde sürdürülebilirliğinin de korunması gerekiyor. Ünye'de Orhun Güven ağabeyimizin de içinde olduğu bir çalışmayla orada ufak tefek tabii ki tıraşlamalar yapılabilecek. Tabii ki Ünyelilerin bilgisi dahilinde bunlar yapılacak. Ünyelilerin istemediği hiçbir projenin orada uygulanmayacağını söylemiştik. Belki şu yaz aylarında oradaki ağaçlarla ilgili falan karar almak biraz zor olur ama ben bu surette inşallah önümüzdeki böyle Ekim-Kasım ayı gibi oraya tekrardan start vermenin daha doğru olacağı. Çünkü içinde bulunmuş olduğumuz bu salgınların ve aynı zamanda ağaç ekim, ağaç dikim zamanlarının da arkadaşlar o zamanlara rastlamanızın münasebetiyle önümüzdeki böyle Eylül, Ekim aylarında, Kasım aylarında falan başlayacağı kanaatindeyim. Zaten Ünyelilerin de şu aşamada hemen gidesin oraya bir proje yapılsın, hemen gitsin orada bir takım uygulamalar yapılsın gibi bir beklentisi de yok. Çünkü oraya bizim yapacağımız proje hemen böyle oldu bittiye getirilip de alelade insanların istemediği bir proje olmasından ziyade toplumun genel katmanının oraya sahip çıktığı, orada toplumun çoğunluğunun ortaya koymuş olduğu bir projenin uygulanması. O yüzden çok böyle aceleye getirip de orada sonradan dönüşü olmayan bir hata yapmayalım istiyoruz. Çalışmalar bununla ilgili devam ediyor ama inşallah şu önümüzdeki yaz başı veya yaz sonu gibi inşallah bu süreçte devam edecek. O konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'ndeki arkadaşlarımızın titizlikle ben çalıştıklarını biliyorum. Şunu da özellikle tekrar yenilemek istiyorum. Ünyelilerin, Ünyeli hemşehrilerimizin istemediği bir proje orada uygulanmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bu hususta ilgili ben tutumunun net olduğunu, bu hususta ilgili talimatlandırdığını, herkesi talimatlandırdığını biliyorum. Ben her iki projenin de Ünye'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Umut ediyorum ki Ünye'mizin çağdaş geleceğine, çağdaş geleneğine aynı zamanda ışık tutacak, gelecek nesillere de aynı şekilde yön ve şekil verecek bir proje ve çalışma olur diye düşünüyor. Hepinize bu vesileyle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evde kalmaları yönlerinde kendilerine tekrardan bir telkinde bulunmak istiyorum. Lütfen evimizde kalalım. Evimizde kaldığımız süre içerisinde de evimizde neler yapabileceğimizle ilgili insanların tereddütü olmasın. Çünkü gerçekten
Hayat eve sığar. Teşekkür ederim.